Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı diliyorum. Bugün sizlerle biriktiricilik bozukluğu üzerine konuşacağız. Biriktiricilik bozukluğu nedir ve nasıl şekillenir? Semptomları nelerdir? Neden olur? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi biriktiricilik bozukluğunun genetik yapısı olduğu gibi bazen de şöyle bir durumlar olabiliyor. Mesela kişi aile büyüklerini model alarak biriktirmeye başlıyor bazı eşyaları. Ve genellikle çok değerli olmasa ya da hiç değerli olmasa bile bazı eşyaları çok değerliymiş gibi biriktirmeye başlıyor kişi. Bir gün işe yarar, ben bunu atmayayım diye biriktirmeye başlıyor devamlı olarak herhangi bir eşyayı. Biriktirme bozukluğunda kişilerin yaşadığı yoğun bir dürtü var, biriktirme dürtüsü. Her an her şeyi biriktirme, işe yarayacak şeklinde biriktirme dürtüsüyle yoğun olarak yaşarlar. Kendi yaşam alanlarını artık yaşanmaz hale getirebilir bu biriktirme dürtüsü kişide ve yaşamını zorlaştırabilir. Bu biriktiricilik bozukluğunda genellikle kişinin iş hayatı, sosyal hayatı, aile hayatı sekteye uğrar. Yani burada yeti eğitimi kaynaklanır. Kişinin işlevselliği, sosyal işlevselliği bozulmuş olur. Bu durumla alakalı yaşadığı bazı sıkıntılar vardır. Gerek iş hayatında olsun, gerek aile ortamında olsun. Yaşam alanını, konfor alanını olumsuz derecede etkileyecek durumlar meydana geliyor genellikle biriktiricilik bozukluğunda. Biriktiricilik bozukluğunda dikkat edilmesi gereken bir noktada aşırı edinme özelliği. Nedir bu? Yani ihtiyacı olsun olmasın ya da koyacak yer bulamasa bile kişi yaşam alanında aşırı bir şekilde toplar her şeyi. Örneğin kağıt biriktiriyordur. Sokakta bir kağıtları toplamaya başlar. Ya da bu süreç satın alma, çalma durumlarına kadar gidiyorsa burada tabii ki aşırı edinme dediğimiz durum söz konusu biriktiricilik bozukluğunda. Bu da yine dikkate alınması gereken noktalardan bir tanesi. Biriktiricilik bozukluğunda bir de içgörü çok önemlidir. İçgörüsü iyi olan kişilerde bu tür davranışların, biriktirmeye yönelik davranışların saçma, mantıksız olduğu şeklinde bir düşüncesi vardır. Bunu bilir, kabul eder fakat önüne geçemez. İçgörüsü kötü olan kişilerde ise genellikle pek çok noktada biriktiricilik saçma gelmez, mantıksız gelmez. Diğer noktalarda saçma gelir. Bazı noktalarda sadece saçma bulmaz. Ama içgörüsü olmayan sarnısal durum dediğimiz durumlarda ise artık bu tür davranışlar kendisine normal gelmeye başlar. Biriktiriciliğin bir problem olmadığını, herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadığını, bunun zaten normal bir durum olduğunu kabul eder. İçgörüsü olmayan yani sanrısal durum dediğimiz inanışların olduğu durumda bu şekilde oluyor biriktiricilik bozukluğunda. Evet, bugün biriktiricilik bozukluğundan bahsettik sizlere. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da doktor takviminden sorabilirsiniz. Randevu almak isterseniz de yine sosyal medyada ve YouTube'un açıklama kısmında kapak fotoğrafının hemen alt köşesinde, sağ alt köşesinde sanırım evet, banner kısmında randevu al seçeneğine tıklayarak da alabilirsiniz. Ayrıca numaralar da zaten mevcut. O zaman sağlıklı zaman dilimleri diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.